Buradaki ED parçasına isim verelim. Bu aradaki ED parçasına K diyorum. Aradığımız AE. Oraya da X diyoruz. Aradığımız parça. Evet, 2 kök 3. Şimdi ikinci ökliteyi kullanıyorum önce. İkinci öklit şunu söylüyordu. 3'ün karesi eşittir kendi tarafındaki parça çarpı tamam. Yani 3'ün karesi eşittir 1 çarpı tamama 7 artı k. 3'ün karesi 9, 1 çarpı 7 artı k'dan 7 artı k. Buradan k uzunluğu 2 gelir. Şu arayı bulduk. 2000. Şimdi biz eğer x'i bulmak istiyorsak direkt bulma şansımız yok. Şu AD uzunluğunu da bulmalıyız. AD'ye de h diyoruz. Şu ikinci öklitti. Şimdi de birinci öklit uygulayacağım. Birinci öklit bize şunu söylüyordu. Yüksekliğin karesi, yani h'in karesi eşittir. Kendi şu hipotenüsle ayırdığı parçalar, bu taraf 1. Diğer parça bunun tamamı. Şuraya kadar 8 yapar. 1 çarpı 8 olur. Yani h'in karesi eşittir 8. Tabi biz istersek buradan h'i hesaplayabiliriz. Kök alırız, 2 kök 2 gelir. Ama ben hesaplamıyorum. Burada bırak. Çünkü bizim aradığımız h değil, bizim aradığımız x. Şu yeşil üçgende de Pisagor teoremi uyguluyor. Pisagor teoremine göre x'in karesi eşittir h'in karesi artı şuradaki 2'nin karesi. H'in karesini az önce 8 olarak bulmuştuk. H'in karesi yerine 8 yazabiliriz. X'in karesi eşittir 8, 2'nin karesi 4. Şimdi düzenleyelim. X'in karesi eşittir 12. Kök alacağız. Kök alacağız. Şöyle. Kare ve kök birbirini götürdü. Sol tarafımız x, sağ tarafımız karekök 12. Onu da 2 çarpı 2 çarpı 3 diye yazıyorum. Bunun karekökü. Eğer aynı sayıdan 2 tane olursa çizip dışarı 1 tane yazıyorum. Şu ikileri 2'nin karesini aldım 4 yaptım. H'in karesini zaten bulmuştum 8. H 8 değil, H'in karesi 8. Bunları çizdim dışarı. Bir tane 2 yazacağım. Bunun sonucu 2 kök 3 olur. İşlemin sonucu.